Arkadaşlar, bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemdeki karanfilleri göstereceğim, tanıtacağım. Yanında belki farklı birkaç renk de gösterebilirim. Evet, balkon bahçemdekileri alalım önce. Şöyle bu gördükleriniz daha bodur tür karanfil. İkili ebruli renklerde. Hemen bu gülü de görüntüleyebiliriz. Bunu eşim bana getirmişti hediye. 2-3 yıldır sağ kaldı. Genelde böyle küçük bodur güller gidiyor. Pek şey yapamıyorum ama bu çok güzel gelişti. Şu anda onu da görmüş olun. Güllerle ilgili olan videomda yeni tomurcuktaydı. Burada kız gözlerini görüyorsunuz. Bunlar da başladılar açmaya. Kız gözü. Bir rutbekya türü. Bir de burada çörek otları da başladı arkadaşlar. Karanfilleri görüntüleyeceğiz tabii. Devam edeceğiz ama. Çörek otlarını şöyle bakın. Yalın kat. Bunu ilk defa görüyorum. Aslında şöyle katlı olarak görmüştüm. Çok hoş. Sade renklerde. Şurada da mavisi var. Genelde maviyi çok seviyorum çörek otunda. Pembesi de oluyor. Pembe, beyaz ve mavi renklerde. Burada biraz karışık olmuş. Bunlar düşen tohumlardan. Ayrıca başlık altında onları tekrar size görüntüleyeceğim arkadaşlar. Bir karanfilim de burada var. Küçük, çok tatlı renklerde. Fuşya. Minicik, mini karanfil. Böyle ağaç altında. Karanfil yarı gölgeyi seviyor. Çok direkt güneşte iyi olmuyor. Dolayısıyla burada sevdiler. Eğer etrafındaki bitkileri de güzel korur, yani çekersem yanından, güzel sağlıklı gelişim gösteriyorlar. Şimdi alt bahçeye geçelim. Oradaki karanfilleri görüntüleyeceğim sizlere. Evet arkadaşlar, alt bahçedeyiz. Gördüğünüz gibi çok hoş renkte bir karanfilimiz var. Karanfil çok güzel kokulu bir bitki. Hani bir de misafirimiz var orada, örümcek. Hani çiğnemek için karanfil kullanıyoruz ya bazı yemeklerde de veya çaylarımızda. O karanfil aslında karanfil ağacı var. Bunlar otsu olan türü karanfilin. Burada tabii budadım, bütün çiçeklerde öyledir. Kuruyan çiçeklerini eğer ayıklarsanız daha sağlıklı gelişim gösterir. Yeni tomurcuklar verir. Karanfil kalıcı bir türdür, dayanıklıdır. Soğuklara da dayanıklı. Dışarıda genelde biz bakıyoruz. Benim bir de böyle doğal bir türüm var. Sevgili komşumdan edinmiştim. Şöyle şu tarafta. Doğal bir tür. Şöyle gördüğünüz gibi bol bol tomurcuk verdi. Şöyle pembe renkte ama böyle biraz yavru ağzına dönük bir pembe renkte bu. Böyle birkaç yerde var. Çok güzel, çok yoğun kokulu bu karanfil. Açtığı zaman görüntüleyeceğim inşallah. Karanfillerle birlikte Hüsnü Yusuf'ları da göstereceğim arkadaşlar. Genelde aynı ailedenler, yani şey olarak. Şöyle gördüğünüz gibi birkaç rengi var. Şurada da var. Onu da görüntüleyelim. Evet, Hüsnü Yusuf'lar 2 yıllıktır arkadaşlar. Yani bu sene ektiğinizde sonraki yılda, yani o kış büyüyorlar. Sonra baharda işte böyle gördüğünüz gibi başlıyorlar açmaya. Bazı çiçekler sadece yaz dönemi için, bazı çiçekler 2 yıllık. Bu sene ektiğiniz zaman sonraki yıl açıyorlar. Bazıları ise çok yıllık. Bazıları çalı, bazıları ot, bazıları ağaç. Kendi içinde o kadar çok kategoriye ayrılmaktadırlar ki. Şurada da Hüsnü Yusuf var. Onu da görüntüleyeyim. Böyle bir dekor yaptım arkadaşlar. Aslında bu ablamın sehpasının ayağıydı. Böyle değerlendirdim. Çünkü direkt çimlere koyamıyoruz saksıları. Çimlere zarar verdiği için. Böyle ayaklı parçalar olduğu zaman onları o şekilde değerlendiriyoruz. Yanında beyaz alizyumlarla beraber çok güzel uyum sağladılar. Beyaz, kırmızı. Bir de şurada balkon önünde bir
çok güzel oldu orada. Geçen sene de vardı. Mini karanfil bu. Hüsnü Yusuf. Karanfil hemen aynı gibi. Şöyle bazı budamalar yapıyorum. Hüsnü Yusuf arkadaşlar, tekrar bilgi vereyim. Ben 2 yıllık otsu bir bitkidir. Otlara benzeyen yeşil ya da bazen gri yeşil yaprakları ilkbahar sonunda başlayıp tüm yaz boyunca bol bol açan kırmızı, pembe, beyaz ve sayılan bu renklerin her ikisini bir arada çok hoş biçimlerde taşıyan, gördüğünüz gibi mor beyaz renklerde yalın kat ya da katmerli açan güzel çiçekleri vardır Hüsnü Yusuf'ların. Çiçek tarlalarında, bordürlerde ve kayalık bahçelerde yetiştirildiği gibi evlerde pencere önü ve balkonlara konulan plastik kutu saksılarda da çok güzel durur. Ayrıca kesme çiçek olarak da tercih ediliyor. Ediliyor ama bu bana ters geliyor işte. Çiçekleri kesmeye hayır diyorum. Tohumları Mayıs ayında iyi işlenmiş gübreli toprağa serpilip sonbaharda asıl yerlerine konulmakta arkadaşlar. Evet, Hüsnü Yusuf'ları görüntülemeye devam ediyoruz. Birkaç yerde var. Şuradakini görüntüleyelim. Dağınık yerlere konumlandırdığım için bulmakta da biraz zorlanıyorum. Evet, burada aslında limon saksısı bu. Dibinde yer örtücüler var. Gördüğünüz gibi o da başladı. Yaz karı bu çiçeğin adı. Yer örtücü, böyle gri yapraklı yaz karı. Hüsnü Yusuf bir tane burada. Bordo renkli, rengi çok hoş. Biraz kaymış. Ve pembe. Biraz tüylü, tomurcuk yapısı olurken tüylü oluyor. Evet, çan çiçeğim de göründü kadrajda şu anda. Bir tane açtı çan çiçeği. Çan çiçeği, birçok fidem var ama gelişmediler, açacak boyutta olmadılar. Bir tane böyle tadımlık oldu. Bir yerde daha Hüsnü Yusuf var. Şurada da var ama onu, oraya gitmeyelim istersen. Gitmeden şurada berberis çalısı var arkadaşlar. Berberis çalısını görüntüleyeyim ben size. Daha önce birkaç çalı türünü bir kategoride size anlatmıştım. Fakat bu o zaman da başka bir türü var. Yeşil yapraklısı berberisin. Bu tamamen dal halindeydi, yapraksızdı. Şimdi yaprakları gelişti ve çiçekleri de var. Onunla ilgili Ağustos-Eylül ayları arasında bitkinin genç sürgünlerinden alınan çeliklerle üretiliyor bu. Köklenen çelikleri bir yıl sonra Nisan ayında asıl yerlerine dikilebiliyor. Her iklimde rahatlıkla yetişebilen bir bitkidir. Sağlıklı bir gelişim göstermesini istiyorsak yarı gölge alanlarda yetiştirin diyorlar. Değişik renklerdeki yaprakları nedeniyle süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Bunu gördüğünüz gibi çok hoş renkleri var. Güneş batımında, doğumunda, işte farklı ışık geliş açılarında çok farklı renkler almakta. O yüzden çok seviyorum. Fakat biraz dikenlidir. Dikkat etmek gerekiyor. Gülü seviyorsanız dikenine katlanırsınız diye. Burada bahçede hoş bir, yani yeşillik arasında bordo. Hemen yanında beyaz güller. Güzel bir dekor oluyor. O yüzden seviyorum. İlk edindiğim bitkilerden biri de bu. Yalnız bir noktaya nazarı dikkate çekmek istiyorum. Şöyle. Aslında bir önceki oturduğumuz evde, evin hemen duvarının dibinde, peyzajında bu berberis bitkisi vardı. Ama biz onu diken sanıyorduk. Ne zaman ki geldik, çiçekleri tanımaya başladık. Bunu diktim, ettim, tanıdım. Sonra tekrar gittiğimde onu görünce, aa burada bu da varmış dedim. İnsanlar hakikaten ilgi alanları, yani olduğu zaman fark edebiliyorlar. Yani şu yok, bu yok demememiz gerekiyor. Şöyle biraz dikkatlice bakmamız gerekiyor bir şeyleri, hani eğer şey yapacaksak, tanıyacaksak, edineceksek çiçeklerle ilgili biraz bakmak gerekiyor arkadaşlar. Son olarak oradaki Hüsnü Yusuf'ları göstereceğim. Kapı önündeki. Şurayı bir göstersen. Mikrofonu. Arkadaşlar ses iyi gelsin diye mikrofon kullanıyoruz. Bizim bal gözlü
bize böyle bir şeylik yaptı. Verir misin? Ona gidelim. Son olarak Hüsnü Yusuf, onları görüntüleyerek bitirelim isterseniz. Hemen kapı dibinde konumlandırdım arkadaşlar. İki rengi çıktı. Tabii ben dikerken bilmiyorum, fide olarak. Bunlar tohumdan çıktılar. Ben tohum ekmiştim. Böyle konumlandırmıştım. Harika renklerde. Gördüğünüz gibi şu kırmızı, pembe ve düz pembe. Harika renklerde oldu. Evet arkadaşlar, bugün karanfilleri, Hüsnü Yusuf'ları görüntüledim sizlere. Bir de berberis çalısını gördük. Yavaş yavaş biraz gruplar halinde göstermeye çabalıyorum. Çünkü her biri bir taraftan açmaya başladı. İnşallah sonraki videolarda tekrar daha güzel çiçeklerle birlikte buluşmak ümidiyle çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla, huzurla, hayırlı kalın inşallah.